CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu herkesle helalleşmek için yurt gezilerine çıkacağını beyan etmiş. Açıkçası millete karşı bagajı bunca yüklü CHP için Kılıçdaroğlu helallik turunda ne anlatacak acaba diye merak ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son aylarda yayınladığı videolarda HDP ve Kandil'in iradesine teslim olup daha öncekilerle tamamen aynı olan tezkereye hayır oyu veren CHP ve helallik biraz çelişmiyor mu? Tüm veriler aslında CHP'nin din ve dindarlarla ilgili zihin yapısında hiçbir değişiklik olmadığını, hatta CHP'nin bir miktar İslamofobik olduğunu ispatlar nitelikte. Mevcut haliyle CHP'ye hakkımızı helal etmemiz mümkün değil. Helal etmiyoruz. Herkese merhabalar. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda herkesle helalleşmek için yurt gezilerine çıkacağını beyan etmiş. Geçmişte CHP'nin kırdığı, ayrımcılık yaptığı kesimlerden helallik alacakmış. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum. Geçmişte kırdığımız, korkuttuğumuz topluluklarla, bireylerle, farklı hayat tarzlarının temsilcileriyle buluşmalarıma başlayacağım. Kırdı ve ayrımcılık yaptığı kesimler derken tam olarak kimleri kastettiğini net olarak söylememiş. Açıkçası millete karşı bagajı bunca yüklü CHP için Kılıçdaroğlu helallik turunda ne anlatacak acaba diye merak ediyoruz. CHP'nin geçmişte yaptıkları için helallik isteyecekse bugünkü CHP'yi nasıl izah edecek? Son yıllarda özellikle muhafazakar lügat kullanması yönünde Kemal Bey'in destek aldığını düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son aylarda yayınladığı videolarda sevgi pıtırcı tavırları da muhtemelen yerel seçimlerdeki bu muhafazakar dil kullanımının devamı. Yani bir taktik uyguluyor. Kemal Bey evinden videolar yayınlayarak her kesimi ikna etmeye çalışıyor. Diyelim ki millet helallik vermek için CHP'li olan geçmişe bir sünger çekti ve yalnızca Kemal Bey'in liderliğindeki CHP'nin yapıp ettiklerini göz önüne aldı. Sizce helallik verir mi Kemal Bey? Kemal Bey'e bir öneri, helallik alma işini ilk olarak en yakınından başlasın. Dindar mütedeyyin kesimden önce Deniz Baykal'dan helallik istemeli mesela. Malum bir kaset komplosu ile Deniz Baykal'ın koltuğuna oturdu. Ama öğrendiğimiz kadarıyla Deniz Baykal Kemal Bey'e randevu vermedi. Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün dini bir cemaat değil de terör yapılanması olduğunu öğrendikten sonra kendisinin ve partisinin bu yapıya verdiği destek için helallik isteyecek mi? 17-25 Aralık yargı kumpasından sonra meclis kürsüsünden o montaj tapeleri dinlettiği için de helallik isteyebilir mi? Suriye'deki bayırı bucak Türkmenlerine yardım götüren MİT tırlarına FETÖ'cü, savcı ve jandarmalar operasyonu yapmıştı. Bu operasyona verdiği destek için de helallik isteyecek mi? Devletin gizli belge ve bilgilerini yayınlayan gazetecileri CHP'den vekil adayı yaparak onları hukuktan, yargıdan kaçırma operasyonu yapmıştı Kemal Bey. Bunun için de özür dileyecek mi? Helallik isteyecek mi? Enis Berberoğlu ve Can Dündar'ın nasıl siper olduğunu hatırlayalım. Mesela Rus televizyonlarına bağlanarak Türkiye DH'a kimyasal silah yardımı yaptığı iftirasını atan vekili Eren Erdem için de helallik isteyebilir mi? Sarin gazı yapımında kullanılan kimyasal ham maddeler temin edilip buradan tırlarla Suriye'ye, IŞİD, Ahrar-ı Şam ve Nusra'ya gönderilmiş. Bu işi yapanlar Türkiye'de yine bir takım resmi devlet kurumlarına çalışan kişiler. Yine 17-25 Aralık sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'nün hususi imamlarıyla görüşen milletvekilleri için de helallik isteyecek mi Engin Özgoç, Bülent Tezcan? FETÖ'nün yayın organları ve kurumlarına devlet el koyarken CHP olarak neredeyse tam kadro FETÖ'ye destek verdikleri için Oktay Ekşi, Mahmut Tanal, Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve başka CHP'li milletvekilleri FETÖ'cü yayın organlarında destek beyanatı verdiler. Bunun için de helallik istemesi gerekmez mi? 15 Temmuz gecesi havalimanından FETÖ'cülerin kullandığı tankların arasından nasıl geçti? Bu konuyu hala aydınlatmış değil. 15 Temmuz sonrası FETÖ söylemi olan darbe değil tiyatro söylemini Kemal Bey'in ağzından yüzlerce kez duyduk. 15 Temmuz'dan sonra
katıldığı bir televizyon programında "Yahu bu FETÖ'cü televizyon kanallarını neden kapattınız?" söylemi de bizzat Kemal Bey'in kendisine ait. Televizyonlar kapatılıyor. Niye kapatılıyor kardeşim? Örgütün yayın organı mı olsun? Efendim? Örgütün yayın organı mı olsun? Peki 15 Temmuz gecesi Salah Okuyan müezzini darp eden kişilerin mahkemelerinin görüldüğü salonlara CHP'nin milletvekilleri o dayakçılara destek vermek için yollandı. Bunu nasıl açıklayacak? 15 Temmuz gecesi darbeye direnen sivillere yargılama yolu açılsın diye Anayasa Mahkemesi'ne başvuran CHP'li Özgür Özel, Engin Altay, Engin Özkoç ve 127 vekil için nasıl bir açıklama yapacak? Sözde adalet yürüyüşü yapan Kemal Bey'in hemen yanında darbeci FETÖ'cülerin yakınları vardı. Kemal Bey hem devletin gizli belge ve bilgilerini sızdıran kişileri hem de sözde mağdur FETÖ'cü KHK'lıları savunmak için yürüdü. Unutalım mı? Şimdilerde ise sürekli KHK ile memuriyetten çıkarılan FETÖ'cüleri ilk fırsatta göreve iade etme vaadi hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de vekilleri tarafından tekrar tekrar veriliyor. CHP illegal yapı olan FETÖ ile bu kadar içli dışlı davranırken diğer yandan PKK'nın siyasi kolu olan HDP ile de pek yakın ilişkiler içine girmiş durumda. Her CHP'li haneden bir oyda HDP kampanyasını YPG terör örgütü değildir diyen Kılıçdaroğlu'nu ve Selin Sayıkböke'nin açıklamalarını unutalım mı? Ve gelinen son noktada HDP ve Kandil'in iradesine teslim olup daha öncekilerle tamamen aynı olan tezkereye hayır oyu veren CHP ve helallik. Biraz çelişmiyor mu? Kastettiği dindar mütedeyyin kesimden helallik almak ise şu video ile ne kadar samimi olduğuna dair fikir verebilir. Aslında ben türban kelimesini kullanmayı da kendime yediremiyorum. Onu zaten ben hep yıllardır çul derim. Yani benim evet, için evet. Bir çuldur o. Fakat tabii bir, ki... Bir metrekarelik bir bez parçası. Bez parçasıdır, evet. Fakat ne yazık ki türban olarak medyada geçiyor ve halk arasında da türban olarak artık bu konu gündeme geliyor. Onun için... CHP'nin reklam kampanyasının başında olan Ateş, İlyas, Başsoy'un Ruşen Çakır'a yaptığı açıklamalar bakış açılarını aslında net olarak gösteriyor. Özet olarak diyor ki beyefendi bu dindarlar cahil biz eğitimliyiz. Yani kasabadaki doktor CHP'lidir. O doktorun eğilimiyle hakaret etmeden ikna edelim diyor özetle. CHP'nin elinde muhteşem bir güç var. CHP'nin seçmene. Yani AKP'nin elinde trilyonlar olsun, milyarlarca dolar olsun. CHP'nin seçmeninin gücü hiçbir partide yok. Şöyle basitçe, şöyle örnek veriyorum bunu. CHP seçmeni kasabadaki doktordur. Şimdi bu kasabadaki doktor aslında 500 tane hastasını etkileyebilir ve insanların CHP'ye karşı olumlu şeyler düşünmesini sağlayabilir. İyi de bir insandır. Çabalar, bir şeyler yapar filan. Yine Canan Kaftancı, onun Ruşen Çakır'a konuk olduğu söyleşi de özetle biz dindarlardan oy almak için takiye yaptık anlamına gelen açıklamaları var. Üzülerek söylüyorum ve bu eleştiriyi kendi partime de yani kendi adıma da söylüyorum. Hani sağ selam vermek ya da oradan oy almak için onlar gibi görünme gibi hani benim nezdimde takiyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacaktır diye düşünüyorum. Peki İzmir'de minarelerden şarkı dinleten CHP üyesi Bayan'ı nereye koyacağız? Ayasofya ibadete açıldığında verdikleri tepkileri de unutmadık. Peki HDP birlikte anayasa taslağı hazırladıklarında o taslağın başında olan CHP'li hukukçu İbrahim Kaboğlu'nun Sultanahmet de camiden müzeye çevrilsin paylaşımını nereye koyacağız? Tüm üyeler aslında CHP'nin din ve dindarlarla ilgili zihin yapısında hiçbir değişiklik olmadığını, hatta CHP'nin bir miktar İslamofobik olduğunu ispatlar nitelikte. Bir hakim, türbanlı bir hakim olmaz. Türbanlı bir polis de olmamalı. İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin. Sizinle. Benimdir. Doğru. Bu saatte ezan okumak suretiyle kalkışma yapanlara ne diyecek, ne yapacağız şimdi? Bu da sizinle. Bu da benimdir. Doğru. Şimdi kendileri neden şikayet ediyorlardı? Efendim bizim dinimizi yaşamamızı engellediler. Camilerimizi ağıra çevirdiler. Dua bile gizli gizli ediyordu. Çocuklarımızı firmanla bir okula dönme. Almadılar. Cuma'nın kutsal bir gün olduğunu zannederek giderdim. Yani kutsal bir gün falan değil. Eskiden cumaları topluca beraber olunmuş tatil yapıyor. Biz Allah'tan değil, hukuktan ve bu ülkeyi, bu ülkenin elden gitmesinden korkuyoruz. Onu takar ya da takmaz. Onun yaşam biçimidir o.
Ama bu özgürlük değildir. Hatta bir özgürlükten vazgeçmek. Saçını açma özgürlüğünden vazgeçmek. Bir süre sonra belki de türban takan kardeşlerimiz çıkacaktır yani. İlla ömür boyu takacak diye bir kural vardır. Bizzat Kemal Bey'in namus sözü verdiği belediye seçimlerini, son yerel seçimleri hatırlatmakta fayda var. Belediye emekçilerine namus sözü vermişti Kemal Bey, kimse işinden olmayacaktı. Ondan sonra CHP'li belediyelerde binlerce emekçi kapı önüne konuldu. Onlardan da helallik istemeyi bir denesin bence. Son cümle, aynısı iştir, kişinin lafa bakılmaz. Kemal Bey, 15 Temmuz'u yaşamış millet olarak... Mevcut haliyle CHP'ye hakkımızı helal etmemiz mümkün değil. Helal etmiyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere.